Bu torba yasanın içerisinde işte kadınlara haklar verilecek. Bakın, isteğe bağlı prim 4.300 lira. Çalışmadan isteğe bağlı primini yatırıp emekli olmak isteyenler bu 4.300 liraları falan ödeyemiyorlar artık. E tabii ki. Çok kişi prim gün sayısı eksik. Bunu tamamlarsa emekli olacak ama ödeyecek parası olmadığı için ödeyip emekli aylığına kavuşamıyor. Maalesef. Doğru. Evet. Bir diğer Devam edeyim. evet. Yalnız burada çok sürprizi ben sona bıraktım. Hatta zikretmedim bile. Özgür Bey de duyunca şimdi o da çünkü bu konunun üzerinde geçtiğimiz günlerde bununla ilgili bir demeci de oldu. Yine meraklandırayım sizi biraz ama 1261 gün kuralının şu anda değerlendirmeye alındığını biliyoruz Çalışma Bakanlığı'nda. Bu da epeydir konuşuluyor ve bu bilgi de aslında çok önceden de sızdırılan bilgilerden biriydi Özgür Bey. Son 1261 kuralında o SSK'lı olma ve bağkurlu olma durumunda bir eşitleme getirileceği ya da ortadan kaldırılacağı konuşuluyor. Bununla ilgili siz neler demek istersiniz? 1 Mayıs 2008'den sonra sigortalı olanlarda zaten 1261 gün kuralı yok. 30.04.2008 tarihine kadar sigortalı olanlarda son 2520 güne bakılarak hangi statüden daha fazla primi varsa o statüden emekli oluyor. Son 1261 gün kuralı kaldırılmalıdır. Ancak bu kural kaldırıldığında şu anda son 1261 gün için şirketini kapatıp şirket ortaklığından çıkıp işletmesini kapatıp sigortalı olarak çalışanlar var. Son 1261 gününü tamamlamak için. Bu kişileri de ayrıca mağdur etmeden. Yani şöyle bir şey söylenebilir. Bu yasa çıktıktan sonra artık son 1261 gün kuralı yok. İsteyenler son 1261 gününü SSK'dan tamamlayıp emekli olacak olan kişilere yine böyle bir geçiş sürecinde hak verilebilir. Ama bundan sonraki süreçte isteyenler 1261 günle, isteyenler de hangisinden daha fazla prim varsa oradan emekli olabilirler diye söylemeleri gerekiyor. Bir anda 1261 günü kaldırdık derlerse şu anda on binlerce kişi de SSK'dan emekli olmak için iş yerini kapattı, gitti bir yerde çalışıyor. Sırf 1261 günü tamamlamak için. O durumda olanları da bir anda mağdur duruma düşürebilirler. Yani bunun da iyi düşünülüp öyle karar verilmesi gerekiyor. Ya ne kadar önemli, ne kadar ince detayları var aslında konuların yani. Evet, işte aslında ben bunu da özellikle sonlara bıraktım. Burada da başlığımızda da yazdığımız gibi eksikleri olanlar neler yapmalı kısmına geliyoruz. Gerçekten de önce bir durum tespiti yapılmalı, değil mi Özgür Bey? Yani ne durumda olduğunuzu ortaya koyun. Bilmeyenler çok sayıda gelen mesajlardan bunu anlıyoruz ve bununla ilgili gerçekten bir danışmanlık alın ve ne yapacağınıza karar verin, bir yol haritası planlayın demek istiyorum. Çünkü gerçekten bütün mağduriyetler veya eksiklikler bunları düzeltmeden giderilmiyor. Ben böylece size pas atmış olayım yine. Bülent Bey, gerçekten bu konuların hepsi çok önemli. Şimdi 5000 günle ilgili bakın artık iktidar, muhalefet hiç kimse 5000 günle emeklilik konusunu ya da 3600 günle 50-55 yaşta emeklilik konusunu konuşmuyor. Şu deprem olmasaydı, bakın deprem olmasaydı yine ekonomik kriz bu şekilde yaşansaydı dahi çok gündemde olurdu. Hem deprem hem ekonomik kriz bu nedenle de bu konuyu bir şekilde konuşmaya izin verilmiyor. Ben seçim döneminde de konuşulacağını, konuşulmayacağını düşünüyorum ve bu konular belki seçimden sonra biraz daha böyle ekonomi rayına girdikten sonra yine gündem olur diye düşünüyorum. Çok üzülerek söylüyorum. Bakın bize de gelen bilgiler var. Yani konuşulmuyor. Yani bu konular artık Çalışma Bakanlığı'nda hiç kimsenin ağzından böyle duyulacak kelimeler değil artık. 5000 gün konusunu tamamen kapatmışlar. Yok, Maalesef. konu konuşulmuyor. Bu Maalesef. nedenle de şimdi biz bunları söylediğimizde bizi bence dikkatle dinleyip bu uyarılarımızı dikkate alın. 5000 günü bekleyip 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 de bu sefer emeklilik sürecinizi uzatmayın. Yine 5000 günü bekleyin. 3600 günle 50-55 yaşla ilgili süreci tamamlamışsanız tabii ki bekleyeceksiniz. Çıkarsa yararınız olur. Ama 5000 gün yasası çıkar diye bekleyip de primlerinizi tamamlamazsanız şayet bu sefer de beklersiniz 1-2 yıl. Yasa çıkmaz. Ne yapacaksınız sonra?
Tabii. Siz planlamanızı yapın, hazırlıklı olun. Hep bunu Özgür Bey yayınlarda vurguluyor. Biz de özellikle altını çizerek neden emeklilik planlaması yapmalısınız, neden bir danışmana başvurmalısınız? Çünkü sistem çok karışık. Hep bundan bahsediyoruz. Şimdi Özgür Bey burada anlatıyor, birçok bilgi veriyor. Ama aslında herkesin durumu kendine özel. Herkesin evet, bu çok durumu... önemli. Yani evet gerçekten öyle. Genel bilgiler evet değerlendirebilirsiniz bu bilgilerle kendinizi ama daha karışık olan durumları olanlar var. Dediğim gibi herkesin durumu kendine özel arkadaşlar. Lütfen durumunuza bakın. Mutlaka bir danışmana isterseniz Özgür Bey'e danışabilirsiniz. Ve planlamanızı bir SGK uzmanıyla birlikte yapmak çok büyük bir ayrıcalık. Yanlış yapmayacaksınız. Hata yapmayacaksınız. Çünkü emeklilikle ilgili yolda yaptığınız küçücük bir hata bile gerçekten emekliliğinizde çok büyük bir şeye mal olabiliyor. Ya işte maaşınıza mal olabiliyor ya emeklilik sürenize mal olabiliyor ve bu yolda yapılacak hataların birçoğundan da geri dönüş olmuyor. Yani o yüzden de mutlaka planlamanızı bir uzmanla yapmanızı tavsiye ediyoruz burada. Tabii ki Özgür Bey'le yapabilirsiniz eğer dilerseniz. Özgür Bey'in de numarası var. Ekranda iki tane numara var. 0546 473 23 36 0543 625 5625. Bu iki numaradan birisine WhatsApp'tan danışmanlık hizmeti almak istiyorum diye mesaj gönderebilirsiniz. Size geri dönüş yapılacaktır. Özgür Bey'le aranızda bir randevu oluşturulacak. Özgür Bey'le online görüşeceksiniz. Yakınsanız ofisine gidebilir, yüz yüze görüşebilirsiniz. Ama mutlaka durumunuzu değerlendirip, ha evet ben danışmanlık hizmeti almalıyım galiba dediğiniz noktada bunu mutlaka yapın arkadaşlar. Bu önemli. İşte Özgür Bey'in de numaraları ekranda. Bu numaralara soru yönlendirmeyin rica edeceğiz yalnız. Sorular buradan cevaplanamıyor. Sizin sorularınızı ancak Özgür Bey cevaplayabilir. Bu da danışmanlık hizmeti demektir. O yüzden de randevu almak için lütfen bu numaraları arayınız. Şunu da söylemek istiyorum Özgür Bey hemen konuyu geçmeden önce. Yurt dışında yaşayan arkadaşlarımız özellikle çok da mesaj da geliyor. Yurt dışında işte çalışma izni bekleyenler. Daha önce bahsettiğimiz bir konuydu bu galiba. Evet, çok bekleyenler var. Yurt dışında yaşayan Türkler, Türk vatandaşı emekliliği hak etmiş. Türkiye'de emekli olanlar Türkiye'de çalışabiliyor. Ama yurt dışı borçlanması yaparak Türkiye'de çalışabilirsiniz, yurt dışında çalışamazsınız. Ama yurt dışı borçlanması yoksa Türkiye'deki emekliliğiniz de yurt dışında da gidip çalışabilirsiniz. Yine o emekli aylarını alabilirsiniz. Ancak yurt dışı borçlanması yapıp para vererek gün satın aldıysanız, bir gün bile aldıysanız yurt dışında çalışmanıza izin verilmiyor. Mesela askerlik borçlanması yapıp, doğum borçlanması yapıp emekli olduysanız sorun yok. Yurt dışı borçlanması yaptıysanız çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalınabilir. AK Parti dediğim gibi seçim döneminde en çok oy aldığı Fransa'da, Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da bunların sözlerini verdi. Tam zamanlı çalışmanıza izin vereceğiz emekli olduktan sonra Türkiye'den emekli aylığı alırken denildi. İşte Ekim ayında gündem olacak mı, olmayacak mı? İnanın yurt dışındaki Türkler bu konuları çok yakın.